Çekirdeğinden gidebilecek mi? Sarardın mı? Tam bir ay kapanmamız gerekiyor hastalığı atmamız için. Ama kapanamıyoruz, görüyor işte. Ekonomi durumundan dolayı. Çalışacak mısınız tam kapanmada? Şimdi devletin bir yardımı olmasa mecbur çalışmak zorundayız. Ve altı nüfussuz. Çalışmak zorundayız. Yoksa bir gelir de yok. AYM ile başka da bir iş yok. Yapacak bir şey yok. Sosyal koruma olmadan tam kapanma yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Haftalık olarak çalışıyoruz. Temizlik, çay servisine falan bakıyorum. O da işte haliyle etkili haftalığımız için 2-3 hafta alamayacağız. Ne olacak? Bir sürü borcumuz var, ev kredimiz var. Öyle. Nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz bir 2 hafta? Artık kartlara başlayacağız. Ne yapalım? Kredi kartlarına. Tamam. Kapanma da. Ama kapanma istiyorsunuz da yardım ederseniz bu iş biter. Olur. Ama etmezseniz ben şimdi Perşembe günü mesela işe gidiyorum. Perşembe günü dedi ki işveren 20 gün yokuz. 20 gün bana benim güvenmem paramı vermezse ne yapacak? Şimdi pazar yerleri kapalı oluyor. Bu pazarcılar ne yapacak? Biz ne yapacağız? Şimdi sebze alamayacağız. Markete gideceğiz. Çok pahalı. Bir domates 13-14 milyon bir domates orada. En gerekli şeyler de yani bunlar. Şimdi iş yerleri kapanırsa, aylık durumları verilmezse asgari ücretle çalışan bir vatandaş olarak mağdur olacağız. Fabrikaları açıkken önlemler alınıyor ama azalacağını da pek sanmıyorum yani. Herkes üst üste yemek yiyor. Yani ne kadar dikkat edilse de servisler, soyunma odaları bunlar yani tam bir çözüm değil. Patronlara destek geliyor yani. Ama biz görmüyoruz. Yani. O işte kötü oluyor. Krizin yükünü tabii ki büyük kendiler çekmeli yani. Başbakanımız buna bir şey yapmalı yani. Bu kadar kapanma oluyorsa onun da yükünü çekme lazım yani. En azından bir destek 15-20 günlüğüne. Yani fazla bir şey de istemiyoruz. Tabii ki bu tam kapanma sürecinde insanlara destek olunması gerekiyor. Çünkü insanlar artık aç yani hastalıktan ziyade. Tabii ki hastalık da çok önemli. Ama insanlar artık aç, isyan ediyor yani. Çok fazla insan işsiz kaldı. Çok fazla insan aç. Ben normalde bayan kovboyuyum. Bu pandemiden dolayı işsiz kaldım. O yüzden şu anda Koç Plastik var. Orada ayak işitme yapıyorum. İş yerinde ben sadece maske takıyorum. Yani çok fazla bir önlem de yok aslında. Yani öyle çok yoğun çalışmıyoruz aslında. Çok kişi değiliz ama yine de önlem de yok yani. Yani 1000 lira da alsak, 2000 de alsak hanımefendi yetmiyor. Her şey pahalı. Yetmiyor. Zaten yemeye çalışıyoruz. Bazen iş oluyor, bazen iş olmuyor. Kiracıyız. Yani tabii biraz da hükümetin, devletin buna yardımcı olması gerek. En azından şu kapanmada, yani bu insanlara bir para yardımı yapılırsa insana biraz rahatlar. Yoksa yani biraz zor. 1 lira biliyoruz ama patates falan 50 kişilere dağıtılıyor. Kesinlikle bize dağıtılmıyor. Yardım almıyoruz yani ne olursa olsun. Bizim sokakta dağıttılar. Gidin görün o dağıttıkları evleri, en lüks evleri. Verdikleri soğan patates de çürümüş, yemin ederim annem gibi almış Osmaniye'de. Kızım diyor bir şeye yaramaz diyor. 1 liraya herkes alır o patates soğanı ki. Yağ versinler, pirinç versinler misal. Daha iyi şeyler versinler. Bir yıl içinde %100 zam yedi ya, %100. Ben geçen yıl 35 milyona 5 kilosunu alırken şimdi 80 lira. Hadi yağ versinler. Yağ versinler. Göreyim.